ilk ödevini aceleye getirip bir de üstüne paspası kıran Halit Bey. Bakalım ikinci ödevi için hazır mı? Senin bugün ödevin yok mu hayatım? Var. Niye oturuyorsun orada? Kalk 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 kalk. Ödevi ne? Dünkü ödevimde iyi not alamadım. Bugünkü ödevimde daha iyi not almam lazım. Aldığı notu beğenmeyen ailemiz yeni ödevleri için bayağı hırslanmış. Bakalım Halit Bey çamaşır yıkama işini başarabilecek mi? Evet, çamaşırları yıkayacağız ama makineyi maşallah yeni gelin gibi yine süslemiş onu. Böyle oturdum ama işim rahat etmeyecek ya. Bakalım yapabilecek mi, gideyim teftiş edeyim. Titiz mi titiz Nihal Hanım'dan tabii ki rahat rahat kahve içmesini bekleyemezdik. Baksanıza soluğu kocasının yanında aldı bile. Ne yapıyorsun? Kazaklar ayırıyorum. Neleri ayırıyorsun şu anda? Renkler, beyazlar, yünlüler. Bu renk mi? Ne gibi, beyaz mı? Boya vermeyen her şey renk bu. O yıkanır. O renklilerle yıkanmaz, buna boya verir. Hayatım yıkanır, vermez. Kendi bildiğini okumaya devam eden Halit Bey, bakalım çamaşırları doğru ayırabildi mi? Deterjanını koyalım. Neye göre ayarlıyorsun? Renkleri 30 derecede yıkayacağım. Çamaşırlara yumuşatıcı koymuyor muyuz hayatım? Hayatım biz sadece beyazlara yumuşatıcı koyuyoruz. Hayır. Aksine beyazlardan çok renklilere konu, beyazları sertleştirebiliyor. Ben beyazları yapıyorum devamlı sen evde olmayınca. İşte yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Renklilere yumuşatıcı konur. Her şeyin yolunda gittiğini düşünen Halit Bey'in önüne yumuşacık bir sorun çıkıyor. Yumuşatıcı nereden çıktı? Nerede yumuşatıcı? Yumuşatıcı kalmadı. Yapacak bir şey var mı? Evet. Ben nasıl yumuşatıcı veya deterjan kalmayınca gidip markete alıyorsam bir zahmet. Tamam ya. Öyle diyorsan öyle. Ben gidiyorum yumuşatıcı almaya. Teşekkür ederim. Ödev bitmedi ama Nihal Hanım şimdiden kontrollere başladı. Ben şunları bir daha kontrol edeyim de çamaşırlarım ziyan olmasın. 30 derece. Hayret, doğru. Renklileri ayırdı, beyazları ayırdı, kazakları ayırdı. Gösteririm, aldım onu. Yüksek not almak isteyen Halit Bey artık çok daha hızlı hareket ediyor. Halit ne yaptın ya? Öyle değil, öyle değil. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Bir saniye. Tamam şaka yapmıştım. Hayır, zaten benden şikayetçi olduğun tarafın bu değil mi? Dağıtıyor. Dağıtmıyorum işte. 5 tam puan alacağım. İyi ki biz bu okula katılmışız. Gerçekten benim gözlerim yaşardı şu anda. Hayretler içerisinde. Şu makinemizin duvarını da kapatalım ki daha güzel görürüz. Çamaşır makinesi görevini tamamlamadan Halit Bey askılığı açmaya başladı bile. Bakalım bu sefer Nihal Hanım'ın gözüne girebilecek mi? Nihal! Efendim? Makine çamaşırları bitirmiş. Dışarı açmıyorum. Dışarısı soğuk, kurumaz murmaz. Odaya asıyorum. Evet, kış olduğu için şeyi asalım. Ödevini layıkıyla yapmaya çalışan Halit Bey durumundan hiç şikayetçi görünmüyor. Yani çamaşırları ben yıkıyorum diye bir sürü söyleniyorsun. Topu topu bir düğme basıyorsun, otomatik fir 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 yıkıyor. Bir de ondan sonra diyorsun ki ben yıkıyorum makineyi. Bizim analarımız eskiden çamaşırı elde yıkamışlar, taşlara vura vura. Bir düğmeyle iş bitmiyor ama. Bütün evin işlerini bir anda bayanlar yaptığı için yemek hazırla, yemeği pişir, çamaşırı yıka, ütüyü yıka, yerleri sil, hepsi üst üste geldi. Ama sen yine başladın böyle çok konuşmaya. Böyle alıyorsun nazikçe de iki tane mandala tutturuyorsun bunu. Ya bunu nesi zor ya? Bak ne kadar kolay, ben de yıkadım bunu 5 dakikaya yaptım yani. Bunu her erkek yapar. Ödevini başarıyla sürdüren Halit Bey, erkeklerin de bu işi yapabileceğini ilk seferde gösterdi. Tebrik ediyorum. Çorapları eş eş astın. Bravo. Bu düzeni her zaman bekliyorum senden. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bunlar kurusun. Vitrinlik oldu burası.